I love the way you share everything. It's so cute. Göremiyorum kendimi. Günaydın herkese. Günaydın herkese. Burada. Burada. Bak biraz rengini kısam onun. Tablete sarmış bir minik var burada. Deniz. O evet. Minik Deniz efendim. Evet. Deniz her zaman benden önce kalkıyor. Böyle işte ya içeri gidiyor. Ya da böyle yanıma yanaşıyor tabletle. Tabii ben de uyuyabilir miyim? Hayır, kesinlikle uyuyamıyorum. Yemek yiyelim. Olur mu? Ama sana burada. Bir şey söyleyeceğim. Burada. Oo, yatağınıza kahvaltı mı istiyorsunuz hanımefendi? Aha. Düşünmem lazım. Ne? Ne? Ne diyeceğim? Sana şunu diyeceğim sana. Bugün biliyor musun bizim babanla? Anniversary. Evet. Nereden bildin? Because that's the only thing you say. You tell me. Oh yeah. Birkaç gün öncesinden söylemiştim bizim evlilik yıldönümümüz geliyor diye. Yalnız acayip kötü görünüyorum. Yataktan kalkmış halim bu yani. Beni görmeyin. Denize bakın. Ben şey yapayım. Şuradan seslendirme yapacağım sadece. Anneme bak. Hayır. Anneye bakmayın. Anneme bak. Bugün... Dur kalk. İkimize bak. Saniye. Dur. Bugün bizim... evlilik yıl dönümümüz. 9. yılımız bugün. 9 yıl oldu. Evlilik yıl dönümümüzle bugünle ilgili aslında çok fazla şey var anlatacak. Ne yaptık, o gün neler yaşadık, nasıl geçti. Hayatımın en güzel günlerinden biri, en acayip ve hiçbir zaman göremeyeceğim gün gibi bir şey olmuştu yani. Çok acayip. Her neyse. Bir şimdi yemek yiyelim, ben acıktım ya. Dün gece 1.30-2 civarıydı. Hafiften bir kar yağdı. Ama onun öncesinde yağmur yağdığı için karın tutmayacağını biliyordum. Zaten kar 10 dakika bile yağmadı. Ondan sonra direkt yağmura çevirdi tekrardan. Yani tutmayacak bu kar bizde, eminim ki. Bugün de acayip şekilde güneş açmış, yaz gibi. Tabi soğuktur hava ama yani böyle baktığın zaman bir yazmış gibi duruyor. Dışarıda insanlar da yok göremediğim için. Hava soğuk yani, anlayacağınız. 2 derece falandır belki. Bulaşıkları yıkayacağım şimdi. Makineye doldurdum bulaşıkları. Makine doldu. Onlar yıkanıyor şimdi. Hatta bitmiş olabilir de. Ben kalanları elimde yıkamayı tercih ediyorum artık. Beklemesinler. Hemen yıkayayım onları. Ondan sonra da Deniz'le boyama yapacağız. Değil mi Deniz? Yeah. Evet. Boyama yapacağız. Biz ne boyaması yapalım? Ama ben ilacımı unuttum. Deniz, sen de vitaminini unuttun annem. Vitamin, ilaç. Deniz. Yeah. Vitamin. Aa, hep geçiyorum. Burnumu çekene kadar ilaç aklıma gelmiyor. O kadar ya. Sen daha üzerini giyinmedin mi? Hayır. Ben kıyafetlerini koydum oraya ama. Alma onları. Alma onları. Eyvah. Aa, koyma onları. Koyma. Kız Allah seni bildiği gibi yapsın. Dur dur. Bakayım başka vardı. Ya. Kızım çocuğum ne yapıyorsun? Git de bunlar. Atayım ya bunları. Kötü oldu. Yapış yapış bir de. Aa. Aldın mı? Aha. Hadi bakalım. Resmen yarısı gitti. Tüm. Bu da soğuk. Soğumak batalım. Allah'tan tadı güzel de seviyor. Çünkü yutması çok zor. Allah'ım boğulacağım, nefes nefese kaldım. Allah kahretmesin bu huyumu.
Geçenlerde Orhan'la soru cevap videosu yapıyorduk. En sevdiğiniz, hani dinlemekten bıkmayacağınız şarkı diyordu. O zaman benim aklıma gelmedi. Neden gelmedi bilmiyorum. Uzun zamandır da dinlemiyordum o şarkıyı. Belki ondan gelmedi. Geçen tesadüf aklıma takıldı şarkı. Artık biliyorum. Dinlemekten bıkmayacağım şarkı Kendi. Paolo Nutini. Şuraya yazarım ismini. Bilmiyorum, bilenleriniz var mı? Çok kişi belki tanımaz Paolo Nutini'yi. Ama dinlemekten gerçekten bıkmayacağım şarkı o. Artık eminim yani. Öyle ki artık bulaşıklara geçeyim ben. Hatta şuradan bir şarkı açayım. Kendi demişken kendi açalım. Ondan sonra az etrafı toplayayım. Sonra Deniz'le boyama yapacağız. I went foundation free for the first time in... Sanki suda boğuluyormuş gibi hissediyorum. Ya. Çok kötü durum. I see something. In my eyes? Yeah. Can you see yourself? Yeah. It's shiny. Is it? Your beautiful colored eyes. Mm-hmm. Do you know what color are they? Yes. Brown. It's not brown. I told you a million times. It's hazel. Hazel. Hazelnut. A bit of honey color as well. Hazelnut. It's not hazelnut. Hazelnut. Yeah, my eye color is hazelnut. Mom, you never try to get close to you. You need to push really me, good. And I need to try and get to you again. Yeah. You were supposed to push me. You were supposed to push me, that's why. Ay, ya şimdi gerçekten... Yes, I push me! Bir dakika. I want to say something. What? Burnum benim en hassas yerim. Ve üzerindeki şey çok sertmiş. Ciddi anlamda çok acıdı burnum ya. Gerçekten.
ağlarım ama. Bak bu güzel günümde beni ağlatma. Ne? Kızım öyle yaptığın zaman gözlerini göremiyorum. Ay geçti. Şaka yaptım, geçmedi burnu. Seriously? Çok acıyor. Öyle vurunca daha çok acır. Aşkım. Kızım ne? Oh, övün benim. Now is it better? Yes. Okay. Şimdi. Ben ne yapmamı istiyor musun? Bir şartla. Sen benim istediğimi... Sen benim istediğimi yap, ben de senin istediğini yapayım, tamam mı? Boyalarını buraya getir. Bugün acayip resim yapacağım. Evet, çilek falan yapalım bugün, olur mu? Natürmort yapalım bugün. Bugün natürmort yapalım. Sen natürmortun ne olduğunu biliyor musun? Natürmort. 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 Oktnot. Oktnot değil, natürmort. 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 Şey yapalım, böyle meyve tabağı yapalım. Katipot. Meyve tabağı çizelim. Natürmort. Please. Katipot. Olur mu? Natürmort. Olur mu? Natürmort. Olur değil mi? Tabak. Şunu saçımı buluyorsun. Olur değil mi? Meyve tabağı yapalım. Bak şimdi bir tabak çizelim şöyle. Ondan sonra böyle üzerine çilek koyalım. Üzümler çizelim. Muz yapalım. Şşş. Ses de hoş. Şşş. Ses de mami. Şşş. Ses de mami. And go and get the brushes. Paint. And the paper. I want it right now. Right now, okay? Okay. Go. Can you cut the paper? Ya ben keselim. Ne var ne yok döktük buraya. Boyaları çıkarttık, makasımız. Ha bunu su doldurmayı unutmuşum. They was an empty bottle. Evet ya, kısmı. Deniz'in turşusu orada, her zamanki gibi. Benim burada kahvem var. Sen turşucu musun? Geçen seferki gibi yine böyle siyah boyayacağım komple sayfayı. Ama yok boyamayacağım, vazgeçtim. Böyle yapacağım ve daha güzel olur. Sana bir şey verelim. Bu arada bu defter... Will the black person see? Defteri hemen göstereyim. Pandemi, hepimizin kanayan yarısı pandemi gelmeseydi bu defteri biz Disneyland'de kullanacaktık. Onu Deniz'e özel yaptırmıştım bunu. İsmi yazıyor işte burada. Burada Disneyland Paris. İşte Nisan ayı Deniz'in doğum ayı olduğu için 2020 olacaktı. Bu ne? Disneyland'e gidenler bilirler. Aha. Otobuk mu diyorlar bunu? Otograf. Otograflık. Böyle içinde güzel güzel sayfalar var bunun boş boş. İşte buraya gittiğiniz karakterlerin, prenseslerin falan imzalarını buraya attırıyorsunuz. İsterseniz fotoğraflarını falan yapıştırıyorsunuz buraya. Yani bir hatıra defteri. Fotoğraflar. Fotoğraf. Ama biz bunu geçtiği için zaman kullanamayacağımız için sayfalarını böyle değerlendirmek istedik. İşte Deniz bir şeyler falan yapıyor buna. Yazılar yazıyor. Şöyle sketchbook falan yapmış şöyle şuraya. Çok güzel olmuş. Kalın da bir yaprak olduğu için ben buna boya kullanmayı seviyorum bunun üzerinde. Deniz yılbaşı ağacı yapıyor. Şu anda kurumasını bekliyoruz. Kendi yaptı ama sadece yıldızını benim yapmamı istedi. Çünkü bilmiyormuş. Kurumasını bekliyoruz şu anda. Yanıma geldi, yanımda bekliyor kurumasını da. Ben de böyle bir şeyler çiziyorum ama şu anda sadece taslağını yaptım. Bitirmedim yani. Evet, resim çalışmalarımız hızla devam ediyordu. Deniz'i biraz fazla kaşırdı Deniz şeyini. Boyasını. Koy oraya sadece. Wow. Çok güzel oldu aşkım. Sen acaba annene mi çektin resim yönünden? Ne? Çekmedin mi bana? Ne? Benim okulda resmim çok güzeldi. Yapmayı unuttum ama. Ya. Ben de bir şeyler yaptım da. Boya bir hal oldum. Elma nara benzedi ya. Baya değişik bir şey oldu. Daha bitmiş hal değil yalnız da. İşte yapıyoruz bir şeyler. Acayip stres atılıyor ya. Sırf o yüzden yapıyorum.
geldi anneciğim. I'm almost done decorating my tree anyway. Hadi bakalım. Kollarını sıyır da yapsan anneciğim. It's a huge one. Hı-hı. Yılbaşı ağacımız biraz pembeye döndü de. Sonra Deniz o halini görünce sıkıldı biraz. O yüzden... The wall was actually angry. Hı. Sıkıldı that yani daha... I want it to be. Şey bir söylemi. Pastel boyayla çalışmaya karar verdi. Hmm. Bence güzel de oluyor Deniz. You'll see my heart in a minute better. Hadi bakalım. Seriously? Baba sana çiçek mi aldı? Niye aldı diye düşünüyor. Thank you daddy. Ay. Bir şey değil mi? Ev ilk yıl dönmesinde Deniz'e çiçek alınıyor bizde. Herhalde Deniz'de çünkü bizim için çok önemli. Çiçek. Ailemizin bir parçası. Sadece Deniz'de değil, bana da almış. Evet. Bak bunlar kokuyor biraz. Ha kızı. Wow. Wow. Bana bir şey var. Alo. Ay. Oh my goodness, this is the best ever. Çok güzel. Bu da bana. Ne? Peynir. Peynir. Hayır, tabii ki de bu benim. Bunu yedim abi. Çok fena. Sorry, big, you cannot eat that. You can't eat that lot of that. That's too big. Şükür Deniz boşaltıyor artık. Ağacı kaldırıyoruz. Ev ilk yıl dönümümüz kapatsın. Kaçıncı yıl oldu? 9. 9 sene oldu. Aynen 9 bitti. 10. yıl olacak. Seneye inşallah. Nikahımız nasıldı bizim? Nasıl nasıl ya? Nasıl? I'm gonna start with these ones. Ah, sarı saç. Beyazdır o, aktır. Sarı saç olmaz bende. Ne bileyim ben. Ne anneciğim? I'm gonna start with these ones. Tamam, sen nasıl istiyorsan öyle yap. Nikahımızda sabahtı nikah. Ve Because this is much more. En fazla kaç kişi alıyorlardı? 6 mıydı? 5 miydi? 6 mıydı? Bizle beraber toplamda 6 kişi falan oluyorlardı. Bizim nikahımız hani ufak bir nikahtı. Biz de nerede yapılacağını bilmiyorduk. Saat 10'da işte gittik. Acele acele gittik. Ondan sonra şey yaptık. Oopsie. One fell underneath the side. Tamam, alırım ben. Gittik. Sonra bizi yukarıya bir yere çıkarttılar. Böyle bir ofis. Değil mi? Yani ofise çıkarttılar. Tabii biz daha tam bilmiyoruz. Biz sanıyoruz ki hani şey ön hazırlıklar falan filan bir şeyler yapılacak. Normalde söylememiz gereken böyle şeyler var. Sözler falan filan var. İşte onları acaba düz promo mu yapacağız artık neyse. Sonra biz durduk. Ayakta dikiliyoruz. Kadın başladı elinde kitapla. Söylemeye. Biz de onu söylediklerini tekrar etmeye başladık. Böyle tekrar etmeye başlayınca dedik biz birbirimize böyle nikahımız kıyılıyor şu anda. Ama şeyiz yani. Tam olarak o şekilde hayal etmemiştik çünkü bayağı bir şey olduk hani şimdi nikahımız kıyıyor. Gerçekmiş yani gibi oldu. Deniz onları döküyor musun? Onların şeyler hep dökülüyor bak. Evet anne dikkat et. Bayağı değişik bir nikah şeysi geçirdik yani. Tuhaftı. Değil mi? Oldu bitti. Ha, oldu bitti. Videomuz da yok. Bir fotoğraflarımız kaldı. Sağ olsun yanında çalıştığım kadının profesyonel makinesi vardı. O çekti bayağı bir. Ama bir videomuz olmadı ya. Ben çok üzülmüştüm. Neyse düğünümüzün videosu oldu. Düğünü sonra yaptık bir sene sonra. Ama o da öyle kaldı yani şeyde. Ay ben saçlarımı şey yapmıştım. Akşamdan hazırlanıyorum şimdi. Biz sabahleyin nikah var. Saçlarımı şeyle sardım. Önceden çok yapardık. Uzun zamandır da yapmıyorum onu. Ne bigudi var ne bir şey var. Bez parçalarıyla böyle saçlarını sarıp sabah kalktığınızda kıvırcık oluyor ya. Benim saç bayağı bir kabarmıştı. Sonra işte oradan buradan tutturdum. Böyle topuz yaptım kendime göre. Şey yapmış ama. Nikahta bir tanesi düşmüştü arkadan. Fark ettim onu fotoğraflarda da. Çok geç. Hayırlısı. Bu da böyle bir anıydı yani.
nikahımızda böyleydi. İşte değişik bir şey oldu, fena mı? Çok çok değişik oldu ama hafızalarımızda kaldı sadece maalesef. I'm gonna take off the wooden one. Tamam anneciğim, nasıl istiyorsan öyle yap biz. Hiç fark etmez. Ben yemeği hazırlayayım. Yok ya. Orhan aç. Yemek, dünkü yemekler var. İşte bamya, makarna. Kaldı onlar biraz çünkü. Onları bitirmeden yemek yapmayacağım. Ah, neredesin? Gidiyorum ben. Deniz yatmadan bir film izleyelim dedik. Yatakta izlemeye karar verdik. Şimdi film arıyoruz ama bulamadık isteyeceğimiz bir şey daha. Ne izleyebiliriz? Aa, benim dün aklımda bir şey vardı. Ne izleyelim demiştim ben sana. Eskilerden. Wall-E değil. Başka bir şeydi. Dur, neydi? Ratatouille. İzleyelim mi? Ratatouille. Deniz var ya, her tarafın kemiklerim batıyor şu anda bana. Oh, give me my whistle. Öyle böyle fırlatılır bizde çoraplar. Film neredeyse 2 saat falan herhalde, değil mi? 2 saat sürdü mü film? Film izlerken ben de uyuklamışım zaten. Bayağı uyumuşum. Ama Deniz kıpır kıpırdı maşallah. Hani her seferinde böyle film açıyorum bir ümitle aslında. Hani ne bileyim, belki Deniz izlerken uyuyakalır. Çünkü uyku saatim de geçmişti. Ama hep ben uyuyakalıyorum ya. Nasıl oluyor bu? Normalde çocukların uyuması gerekmez mi? Ben hep uyuyakalıyorum. Resmen filmi böyle uyumak için açmışım gibi hissettim yani. Ay iyi yaşa. Korktum oğlum, nasıl hapşamak öyle. Evet, bugünlük de günü bitirdik. Videonun da sonuna geldik. Saat de geç oldu zaten. Artık ben burada kapatayım. 1-2 saat sonra bizim evlilik yıldönümümüz de bitmiş oluyor. Seni ya nasıl var? Ay tekrar evlilik yıldönümümüz kutlu olsun. Nice seneler inşallah. Bu sene şeydi. Yani biraz Covid'den dolayı işte her yer kapalı. Normalde böyle en azından bir yemeğe falan giderdik ama gidecek bir restoranımız da yok. İşte birbirimize hediye almama kararı da aldık bu sene. Böyle bayağı bir değişik geçti. Var mıydı yok muydu bugün bu sene evlilik yıldönümü, ben anlamadım. Seneyi lütfen telafi ediyoruz o anlamda. Olur mu? Ona bağışsın dedi. Ömrüm olursun, tamam mı? Söz alınmıştır. Neyse, izlediğiniz için çok teşekkürler. Burası daha iyiyim. Her türlü tipsiz, neyse. Başka vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye bye.